Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebekler için çok güzel model tığ işi bebek şapkası yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şapkanın görüntüsü böyle. Çok güzel ve kullanışlı bir şapka. Şapka örgüsüne buradan arttırmalar yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu arttırma sırasını bir eksik veya fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün şapka anlatımını 3 aylık bebek için yapıyorum. Siz 6 aylık bebek için de aynı sayıda arttırma yapabilirsiniz. Model sayısını benim yaptığımdan bir model fazla yerleştirirseniz 6 aylık bebek için olacaktır. Şapka örgüsünde iplik olarak Alize Happy Baby Soft markalı ipliği kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre var. Yarım yumak iplik kullandım arkadaşlar. 50 gram ipliğe ihtiyacımız var. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Bak modeli çok güzel arkadaşlar. Aynı modeli takım yaptım ben arkadaşlar. Bu şekilde modeli uygulayarak bak güzel bir hırka var. Bu hırkayı yaptım. Aynı model yaptım yine. Yine aynı modelin yeleği var bak. Yine bu da 3 aylık bebek için hırka da 3 aylık bebek için güzel bir de örgü ayakkabı var. Bak bu şekilde. Siz de böyle güzel bir takım yapmak isterseniz bunların hepsinin anlatımını ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Hırkanın, yeleğin ve örgü ayakkabının YouTube linklerini ben bu izlediğiniz videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlediğiniz videonun açıklama bölümünde bulunan linklere tıklarsanız bunun gibi güzel bir takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve kolay şapka örgüsünü yapacağız. Bak zor gibi görünüyor ama model çok kolay arkadaşlar. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel şapkanın örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. iyi çalışmalar. Şapkanın örgüsüne sihirli halka yaparak başlıyorum sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum Bak şu şekilde ipliği tuttum parmağımın üzerine doladım bak parmağımda bir halka oluştu bu halkanın içine takıyorum iplik bak aldım çıkardım bekletiyorum yavaşça parmağımdan çıkarıyorum Bak bu halka burada duruyor bir zincir yapıyorum sağlamlaştırıyorum bak çekmiyorum halka olarak duruyor arkadaşlar iki zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum Bu sihirli halka içine 12 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bak sihirli halka içine 12 trabzan yaptım. İpliğin ucunu yavaşça çekiyorum. Bak burayı kapatıyorum. Hiç boşluk kalmayacak arkadaşlar. Bak çektiğim zaman burada hiç boşluk kalmadı. Son yaptığım bu ilmeği burada iki zincir yaparak bir ilmek oluşturdum. Bununla ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği bak üste alıyorum. İçinden çektim. Tığ üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Bak sihirli halkanı tamamladık arkadaşlar. Yuvarlak bir görüntü elde ettim. 2 zincir yapıyorum. Bak bu bir sıra üzerinde 12 trabzan var. Bu sırada bu her ilmek üzerine 2 trabzan yapacağız. Bak ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe yapıyorum bak iki trabzana. Diğer ilmeklere de ikişer defa trabzan yapıyorum. Bak her ilmeğe ikişer trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bak her ilmek üzerine ikişer defa trabzan yaptım. Son yaptığım ilmek ile bu iki zincir yaparak yaptığım ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bak bu sırada her ilmeğe ikişer defa trabzan yaptım. Toplam bir sıra üzerinde benim 24 trabzan var. Üçüncü sıradayım. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bir çift bir tek bir çift bir tek trabzan yapacağız. Bak ilk ilmek üzerine iki trabzan yapıyorum. tığ üzerine iplik alıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak bir ilmeğe iki trabzan yaptım. ikinciyi bir trabzan yaptım. Bu ilmeğe iki trabzan yapıyorum. Bak aynı ilmek içine iki trabzan yaptım. Bir trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Bak bu şekilde oluyor. Bir çift bir tek bir çift bir tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bir çift bir tek bir çift bir tek trabzan yaptım. Bak son ilmeği tek trabzan yaptım. Sıra başında bir ilmeğe iki trabzan yaptım. Sıra sonunda bir ilmeğe bir trabzan ile bitirdim. Bu son ilmek ile bu ilmeği bak iki zincir yaparak yaptığım ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bak görüntü böyle oldu. Bu sırada 12 arttırma yaptım. Toplam trabzan sayısı 36. Bir sıra üzerinde 36 trabzan var. Dördüncü sıradayım. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bir çift iki tek, bir çift iki tek trabzan yapıyorum. İlk ilmek üzerine iki trabzan yapıyorum. Bak bir ilmeğe iki trabzan yaptım. İki ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bak bir trabzan yapıyorum iki ilmeğe. Bak iki trabzan yaptım. Bu ilmeği iki trabzan yapıyorum. Aynı ilmek üzerine iki trabzan yapıyorum. Bak çift yaptım bunu. İki ilmeğe tek trabzan yapıyorum. Buna iki trabzan yapıyorum bak. Bir çift iki tek 1 çift 2 tek trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra başında bak çift trabzan ile başladım. Sıra sonunda iki trabzan ile bitirdim. Son ilmek ile bu ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Dördüncü sırayı tamamladık. Bu bir sıra üzerinde yine ben 12 arttırma yaptım bir sıra üzerinde 48 trabzan var. 5. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bu sırada 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyorum. 1 çift yaptım. 3 tek trabzan yaptım. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyorum. 4. ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bak bu şekilde oluyor. Bir çift 3 tek bir çift 3 tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım sıra başına çift trabzan başladım sıra sonunda 3 trabzan yaptım bak son ilmek ile bu ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum bu sırada yine 12 arttırma yaptım arkadaşlar bir sıra üzerinde 60 trabzan var 2 zincir yapıyorum 6. sıradayım Tığ üzerine iplik alıyorum bu sırada 1 çift 4 tek 1 çift 4 tek trabzan yapıyorum İlk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum 4 ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyorum bak 1 2 3 4. 4 trabzan yaptım. 5. ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bak 2 trabzan oldu. 4 ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. 5. ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Bu sırada yine 12 arttırma yaptım. Bir sıra üzerinde 72 trabzan var. 7. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bir çift 5 tek trabzan yapacağız. Bak ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bak aynı ilmeğe 2 trabzan yaptım. 5 ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak. 1 2 3 4 5 6. ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 5 ilmeğe bir trabzan yapıyorum altıncı ilmeğe yine iki trabzan yapıyoruz bir çift beş tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım bak son ilmeği ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim bu sırada yine 12 arttırma yaptım bir sırada 84 trabzan var ben yapacağım ölçü için burada bitiriyorum arkadaşlar. Siz büyük yapmak istiyorsanız bir sıra daha devam edebilirsiniz. Ben bugün 3 aylık bebek için yapıyorum bu şapkayı. Siz 6 aylık bebek için yapacaksanız bir sıra daha arttırma yapabilirsiniz. Bir çift 6 tek, bir çift 6 tek arttırma şeklinde devam edebilirsiniz. Bir yaşından büyük çocuk için yapacaksanız da bir sonraki sırada da bir çift 7 tek, bir çift 7 tek trabzan yaparak bu şekilde büyük şapka elde edebilirsiniz. Ben bugün bu ölçü yeterli. Şimdi bunun çevresinden bir sıra trabzan sırası yapıyorum. Arttırma yapmadan bak. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Arttırma yapmıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım. ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Bu sırada arttırma yapmadan bir sıra trabzan sırası yaptım arkadaşlar. 8. sıra üzerinde bu bir sırada 84 trabzan var. Bak şu şekilde bir yuvarlak oldu. 9. sıradayım. 9. sırada model yerleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek içine bir trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum ikinci ilmeğe 4 trabzan yapıyorum bak aynı ilmek içine 4 trabzan yapıyorum bir ilmeğe 4 trabzan yaptım tığ üzerine iplik almadan 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeğe 1 sık iğne yapıyorum Yine tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bak sık iğneden sonra bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe dört trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İkinci ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe yine 4 tırabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bak. Bir model için 9 tırabzan yaptım arkadaşlar. 1 ilmeğe 4 tırabzan yaptım. 2. ilmeğe 1 tırabzan yaptım. 3. ilmeğe de 4 trabzan yaptım. Bir model 4, 9 trabzandan oluşuyor. Sıra başında yaptığım bu ilk bak bir ilmeğe 4 trabzan yaptım yarım model oluyor. Yarım model de sıra sonunda olacak. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. ikinci ilmeğe 4 trabzan yapıyorum. Tekrar baktığı üzerine iplik alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmeğe dört trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Diğer modele başlıyorum bak bir model burada da 9 trabzan yaptım bir model için modelden sonra 2 ilmek atlıyorum sık iğne yapıyorum sık iğneden sonra bir ilmek atlıyorum diğer modele başlıyorum arkadaşlar bu şekilde devam edelim sıra sonunda boş bırakacağız boyuna gelecek olan yeri boş bırakacağız 8 tam model yapalım 8 modeli yaptım bak buradan itibaren bu yarım model 1 2 3 4 5 6, 7, 8. 8 tam model yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada bak 2 ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 4 trabzan yapıyorum. Yine yarım model yapıyorum. Yanında bulunan ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. Bak burada yarım model yaptım. Burada da yarım model yaptım. 8 tam iki yarım model oldu arkadaşlar. Şapkanın örgüsü bu model sayısıyla devam edecek. Burada kaç boş kaldığını sayıyorum bak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek boş kaldı. Burası boş kalacak. Bebeğin boynuna gelecek olan yer. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum Burada yaptığım 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum Bak şu şekilde boşluktan alıyorum 4 trabzanı boşluktan alarak Sık iğne yapıyorum Bak 4 sık iğne yaptım 3 zincir yapıyorum Diğer modele başlıyorum bu ilk 4 trabzanı boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak modeli ortasında bir trabzan yapmıştım. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Örgünün düz tarafı burası bak arkadaşlar. Düz taraftan boşluktan alarak yaptığım trabzanın görüntüsü böyle oluyor. Bir zincir yapıyorum. Burada bulunan 4 trabzanı, bak bu 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 2 model ortasında 3 zincir yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. Bak bu ilk 4 trabzanı boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir trabzanı bak ters taraftan şu şekilde bak. Boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum bu dört trabzanı boşluktan alıyorum sık iğne yapıyorum üç zincir yapıyorum diğer modele başlıyorum bak ilk dört trabzanı boşluktan alıyorum sık iğne yapıyorum bakın düz tarafının görüntüsü bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar bak modelleri tamamladım arkadaşlar. Tam modeli bitirdim. Yarım modeldeyim. Yine 3 zincir yapıyorum. Burada bak 4 trabzan var yarım modelde. 4 trabzanı boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Son trabzanın üzerine bak bir trabzan var trabzan yapıyorum bak görüntüsü böyle oldu bu sırada yine 8 tam model var 2 yarım model var bak hiç değişiklik yapmadık arkadaşlar burası boş duruyor bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum Bak bir model bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Düz tarafından trabzanlar yapıyoruz ters taraftan boşluktan sık iğneler yapıyoruz. Burada yaptığım bir zincirin üzerine 4 trabzan yapıyorum. Bak yine yarım model yapıyorum buraya. Bak 4 trabzanı yaptım. Tığ üzerine iplik almadan bu 3 zincirli boşluğa bak iki model ortasında 3 zincir yaptım. Bu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak model ortasında boşluktan alarak yaptığım trabzanın başında ve sonunda bir bir zincir yaptım. Bu zincirlerin üzerine 4 trabzan yapıyorum. Bak bu 4 sık iğneyi atlıyorum. Bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. 4 trabzanı yaptım tığ üzerine iplik alıyorum. Bu boşluktan alarak yaptığım trabzan vardı. Bir önceki sırada ters taraftan yaptım. Bak bu sırada düz taraftan yapıyorum. Şu şekilde tığ boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Bak bir modelde yine 9 trabzan yaptık. Bir zincirli boşluğa 4 trabzan yaptım. Bir trabzanı boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Bir zincirli boşluğa 4 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik almadan bak iki model ortasında bulunan boşluğa şu üst zincirli boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik almadan üst zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. Bak bu şekilde modellerimiz oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son modeli yine yarım model olarak 4 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Son ilmek üzerine bak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bak bu sırada yine 8 tam model 2 yarım model var arkadaşlar. Arttırma veya eksiltme yapmadık. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak bu 4 trabzanı boşluktan alıyorum, sık iğne yapıyorum. İki model ortası için 3 zincir yapıyorum, diğer modele başlıyorum. İlk 4 trabzanı boşluktan alıyorum, sık iğne yapıyorum. bir zincir yapıyorum Bak bu bir trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyordum bu sırada ters tarafta ters taraftan şu şekilde bak bu tığı boşluğa takıyorum trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum bu 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum Model ortasında 3 zincir yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. İlk 4 trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. Şu ters taraftan boşluktan aldığımız trabzanı bir defa daha yapmak istiyorum. Bak bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir trabzan bak. Ters taraftan şu şekilde tığı boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bak bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak sonda bulunan yarım modeli de 4 trabzanı boşluktan aldım. Sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Sıra sonunda bulunan ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bakın bu sıranın görüntüsü de böyle arkadaşlar bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bu trabzan yaptığımız sıradayız İlk ilmek üzerine bak trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum burada yaptığım bir zincir var bunun üzerine 4 trabzan yapıyorum Tığ üzerine iplik almadan iki model ortasında yaptığım Üç zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum diğer model için bak buraya 4 trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum Bu bir trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik almadan 3 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. Bak bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Geriye dönüp diğer ters taraftan sık iğne sırasını yapalım. Bakın arkadaşlar. Şapkanın görüntüsü böyle oluyor. Şapka örgüsünü bu model sıralarını tekrarlayarak tamamlayalım. Şapka örgüsünü model sıralarını tekrarlayarak yapacağım ölçüye kadar tamamladım. Kaç model sırası yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. model sırasında trabzan sırası yaptığım sırada bitirdim bak. Bu şekilde oldu arkadaşlar görüntüsü. Bu model sırası benim yapacağım ölçü için yeterli. Santimetre olarak ölçüyorum. Ben bugün bu şapkayı 3 aylık bebek için yapıyorum. Bu yeterli. 17 santimetre yükseklik var. Siz 6-12 aylık bebek için yapıyorsanız bir sıra daha devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu çevresinden boyuna gelecek olan yerde sık iğne yapıyorum. Bak en son burada bitirdim. Bu trabzan boşluğuna sık iğne yapıyorum. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sık iğneler yapıyorum bak. Her sıraya bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Biraz toplasın istiyorum. İkişer sık iğne yapmıyorum bak. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bak sık iğneleri yaptım. Görüntüsü böyle oldu. Son sık iğne ile bak bu boyuna gelecek olan yerde boş bıraktığımız yer vardı. Burayı birleştiriyorum. Bak bu ilmeğe sık iğne yapıyor gibi ilmek aldım. Bu ilmeği atlıyorum bak. Bu ilmeğe ilmek aldım. 3 ilmek var. 3'ün içinden bir defa da çekiyorum. Yuvarlak bir görüntü elde ediyorum. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Bak sıra sonunda yine bir ilmek kaldı. Bu ilmek ile bak. Bu yan tarafının olduğu ilmeği birlikte yapıyorum yine. Bak trabzan sırasına bir sık iğne yapıyorum. Model sırasına bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak görüntü böyle oldu arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere de sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bak iki sıra sık iğne yaptım. Üçüncü sırada yine sık iğne yapacağız. O sık iğne sırasına başlamadan önce buraya ve buraya ip kordon yapmak istiyorum arkadaşlar ben. Onun için bak ilk ip kordonu buraya yapıyorum. Zincirler yapıyorum. 75 zincir yaptım arkadaşlar. Bak bu şekilde oldu. 75 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. Tercihinize göre bunu istediğiniz kadar uzun veya kısa yapabilirsiniz. 27 santimetre bak. Şu şekilde. Siz bunu daha kısa veya daha uzun tercih edebilirsiniz. Tığ üzerine iplik almadan ilmek kaydırma yapıyorum. Bak ilk ilmek üzerine tığ takıyorum, iplik aldım, çektim. Tığ üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum, iplik aldım, çektim. Tığ üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum bak. Her zincir üzerinden bir ilmek kaydırma yapıyorum. Görüntüsü böyle oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaparak bak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar. Şu şekilde bak şapkayı tutuyorum. Bu şapkanın boyun bölümünde sık iğne yaptığım sıraya sık iğne yaparak devam ediyorum. Bak ilk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bak sık iğneleri tamamladım. Buraya da zincir yapıyorum. Bu ip kordonunda kaç zincir yaptıysanız buraya da aynı sayıda zincir yapıyoruz. Ben 75 zincir yaptım. Buraya da 75 zincir yapıyorum. 75 zinciri yapalım. Siz kaç zincir yaptıysanız o kadar zincir yapacaksınız arkadaşlar. Geriye dönerek ilmek kaydırma yaparak bu ip kordonu da tamamlayalım. 75 zincir yaptım. Üzerinden de ilmek kaydırma yaptım. Bak görüntüsü böyle oldu. Bak son yaptığım ilmeği bu ikinci sırası iğne var. Onunla ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bak buranın düzgün görünmesini sağlıyorum. Bak bu şekilde oldu görüntüsü arkadaşlar. İpliği kesiyorum. Bak ip kordonlarında yaptık. Şapkanın örgüsünü tamamladım böylece. Bak. Görüntü böyle oldu. Çok güzel bir şapka yaptık arkadaşlar. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Bak yüksekliğini ölçüyorum. 18 cm yükseklik var. Baş genişliğini ölçüyorum. 17 santimetrede bu yükseklik var arkadaşlar. Ben bugün bu şapkayı üç aylık bir kız bebek için yaptım. Bak böyle oldu. Bak iplik de bu kaldı arkadaşlar. Bir yumak iplikten bu kaldı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şekline dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sevgiyle kalın.